ismini de çok kullanmıyorsun aslında hiç kullanmıyorsun. İsmi hiç kullanmıyorum. E, aynen. E, bu da aslında olayı cool yapmak için değil. Sen aslında bunu tercih değil. ediyorsun. Biliyorum değil. öyle olmadığını. Yani mi? Defa... Ama çok da cool Evet namı değer. Hun Tactical. Ben genelde Han Tactical falan diyorum. Sen bana kızıyorsun. Biraz İngilizce. evet Hun Tactical. Onu da soracağım. E, seni... Birçok takipçim tanıyor. Hem benim çok değerli bir dostum, arkadaşımsın. Hem aynı zamanda da YouTube videoları yapmaya karar verdiğim anda kapısını ilk çaldığım kişilerden bir tanesisin. Evet, Senle daha benim YouTube'um 3000 kişiyken falan bir video yapmıştık. <laughs> yapmıştık. Ee, sağ ol beni kırmadın. Çok da güzel bir videoydu. Hala ha. bazen izliyorum. Ee, bu Senin kek hafta... kekoladığın video. Ya. <gülüyor> 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 evet. Bu hafta itibariyle 100 bini geçtik. Öyle evet, o yüzden artık 100 binlik bir kanalda Müthiş. bu podcast'i yapıyoruz. Seninle ilgili gerçekten kafamda çok güzel sorular var. Sadece bir aksiyon videosu olarak değil. Aslında çok değerli fikirlerim var. Ee, çok entelektüel birikimlerim var. Sağ ol. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ama çok iyi bir e, silah kullanıcısı dışında. Bu işin kültürünü içselleştirmiş. Hatta çok katkısı olmuş birisin. Ee, insani olarak da gerçekten... Bu yönden de bir girişimci olduğunu düşünüyorum. Bu kanalda birçok girişimci geliyor. Sıfırdan Aha. bir kanal büyütüyorsun. O yüzden öncelikle podcast'ime hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için. Davet için teşekkürler. Ee, seninle sohbet etmek her zaman çok güzel ama her zaman. burada insanların önünde bunu yapmakta ayrı bir değer taşıyor. Ee, diyebilirim. İlk sorumla başlıyorum. Sor. Hun Tactical. Yani bu evet. çok da cool bir isim gerçekten. Ee, i̇lk gördüğümde çok etkilenmiştim. Ee, aslında ben seni arkadaş olarak tanımadan da sosyal medyadan görmüştüm. Çünkü evet. çok ortak arkadaşımız vardı ama Var. sonra tabii can ciğer olduk. En azından benim açımdan Aynen, senin açısından. <laughs> <laughs> Aynen en azından kendi açımdan. Karşı. O yüzden e, isim nereden geliyor? E, onu bir öğrenelim senden. Bir defa Hun sen adımı bildiğin için adımın parçası. Evet. E, dolayısıyla Hun benim adım. ...Tactical nereden geliyor? Tactical o zamanlar böyle çok fazla tactical olayı yoktu. Ben Instagram'ı açtım 2015'te. Evet. 2015'te Hun Tactical başladı. O zamanlar çok tactical tactical her yer tactical değildi böyle. Hı hı. Bugün olsa farklı bir şey koyardım. Yani çok çok fazla oldu çünkü şu anda. O'sun <laughs> ilkleridir ya. Evet, o gün o gün o gün gerekliydi. Çünkü onu anlatmak hikaye tactical taktik hayat, e, taktik dünya, taktik yaşam e, üzerineydi. Dolayısıyla isimden ve taktik dünyadan geliyor. Ve ismini de çok kullanmıyorsun. Aslında hiç kullanmıyorsun. Bir i̇sim hiç e, kullanmıyorum. Aynen. E, bu da aslında olayı cool yapmak için değil. Sen aslında bunu tercih değil. ediyorsun. Biliyorum değil. öyle olmadığını. Yani Ama defa... çok da cool yapıyor. Yani şu çok değerli bir şey bence. Gerçekten benliğimle, kişiliğimle, statümle değil. Evet. E, sahip olduklarımla değil. Sen bildiğin için beni tanıdığın için evet. de, bunu sağ ol. Bildiğim şey. şeylerle sıfır scratch e, var olmayı ve bunların benim önümde olmasını tercih etmen müthiş tespit. teşekkür evet. ederim müthiş harika bir şey bu arada e, bunu bazıları bir pazarlama tool olarak kullanıyorlar yani sanatçılar da yüzünü göstermiyor Yok, öyle ne gizem bilim, gizem falan ama bunun gerçekten e, böyle değil bir pazarlama stratejisi. bunun Tamamen samimiyetle böyle bir şey olduğunu ben inandığım ve bildiğim için. Özel hayatımı da bildiğin evet. için sen benim normalde ee, nasıl bir adamım. Neden oldum? kendini göstermek istemiyorsun ve bu Abi şimdi e, ilk defa bir defa böyle bir yüzüm full açık çıkıyorum aslında. <laughs> Gözlük takacaktım rica <laughs> ettim. Gözlük takacaktım rica <laughs> ettim. E, yani bu asla bir gizem yaratmak için değil. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Evet. Böyle bir derdim yok. Ben burada Hunt Tactical'ım. Yani burada hun Tactical bir e, silah uzmanı, savunma konularına odaklanmış bir hoca bir eğitmen. Ee, bu karakter Hun Tactical benim adımın bir önemi yok aslında. Yani kendi adımın soyadımın bir önemi yok. Benim tanınmak gibi derdim yok. Beni sokakta insanlar bilsin, beni de tanısın gibi derdim Buna yok. Buna gerçekten şahidim. Buradan ticari beklentim aslında hiç olmadı. Evet. Yani kas, şah, kas olarak bir ticari beklentim hala yok. Ee, bunları ben diğer diğer beni ortaya koyduğum anda demin çok güzel söyledim. Bu sefer Çorba oluyor konu karışacak bu sefer. Yani diğer benleri konuşmaya başlarsak konu bana dönecek. Konunun bana dönmesini istemiyorum. Konunun hunt tactical'da kalmasını istiyorum. Evet. O yüzden gözlük, şapka yani İnsanlar sanıyorlar ki gözlük şapka neye yarar? Çok şeye yarar. Gözlük şapka misal gazlerde suçluyu koyarlar, gözünü kapatırlar bantla bak dikkat et. Doğru. Yani tanınma anlamında şapka bile çok değişkendir ki gözü kapamak çok şeyi değiştirir. Nitekim fuara gidiyorum örneğin silah fuarına. Ee, çok oluyor. Tanımıyor arkadaşlar. Gelip böyle ya yüz yaramdan, geçen gün polis memuru arkadaş yüz yaramdan tanıdı. Ya dedi bir dakika ben tanıyorum. Ya bir dakika, kontaktıkıl değil mi dedi. Konuşuyoruz. de Konuşuyoruz yani. Sonra evet dedim kardeşim benim. Abi yüz yaramdan tanıdım dedi, tanıyamıyorum. <laughs> Şimdi konu o yüzden, konu benden çıksın. Yani benim bireysel hayatım. Evet. E, bu, ve bunu sevmiyorum. Yani sosyal medyada zaten bu şey var ya. E, yediğini Instagram'a koyma, içtiğini evet. koyma, arabasını koyma, evini koyma, tatilini koyma koyanlara saygım sonsuz. Söyleyecek bir şey yok. Bana ters. Yani herkesin hayat görüşü tabii, var. Tabii. Benim şahsi Seğer sosyal lazım ortaya yani. Evet yani benim şahsi sosyal medyam yok gibi bir şey. Kullanmıyorum diyebiliriz yani. Evet. Ee, işte, ben sen biliyorsun yani 6 ayda bir bir tane paylaşım belki yapıyorum. Yapmıyorum. Beni takip etmiyordun ya ben de seni. <laughs> Olabilir çünkü hesabı arkadaşımız <laughs> paylaştı. Ben sana dedim ki ya senin account'ın bu muydu falan. Evet. Kullanmıyorum. Geçenlerde takip başladım. <laughs> kullanmıyorum çünkü yani. Ben evet. ben olarak sosyal medyada yokum. Evet. Ama Hun e, Hunt Tactical bir misyon üstlenmiş bir fikir diyelim. Yani bir şimdi tabii çok böyle romantik kelimeler kullanmayayım. Fikir demeyeyim. Yanlış olmasın. Bir misyon üstlenmiş bir hesap. Ve orada da bireysel savunma, bilinçli silah kullanma, etkin silah kullanma, gelişim, kişisel gelişim evet. üzerine bir hesap. Dolayısıyla konunun burada kalmasını istediğim için önde bir insan olmayınca, yüzü gözü gözükmeyen, bir isim soyadı olmayınca hun tactical hep önde kalıyor. Fikir o konular önde kalıyor. Dolayısıyla onları konuşuyoruz. Müthiş. Kimse girip alta... başlık konularla ilgili yorum yazmıyor. Abi araban, abi motorun, abi evet, ne. Evet. Bir tek motosikletlerimi koyarım arada. Motorumu koyarım yani. O da motosikletle... O da parçası tutku, ya. Tutku o da. Evet. Yani o yüzden motosikleti koyarım sadece. O bir tutku çünkü. O da bir uzulu gibi zaten. Aynen yani öyle. Yani, yani evet. o, motorcular bilir onu. Motosikletin ayrı bir bağı vardır. Motorcuların motosikletleriyle. Onun haricinde... Evet. Hun taktikli. O yüzden hun taktikli. Aslında... Sen de ilk arkadaş olduğumuz zaman e, benden bu arada yaşça büyüksün tabii ki Hı? ama hani arkadaşlık olarak özetliyorum aramızda. Geldi yaştan. bu arada sosyal medyada yaşımı bilmiyorlar. Evet. Şaşırıyorlar 46'yı deyince. Evet evet benden büyüksün ama artık belli bir yaştan sonra hani 5-6 yaşta artık arkadaşlık oluyor. Tabii canım biz de fark etmiyor. Ee, fark etmiyor. Ee, sana kendimi yakın gördüğüm şeyler bir tanesi şuydu. Ee, tabii çok e, bana bazen takipçiler şey diyor ya abi konuklarını çok övüyorsun falan diyorlar buradan böyle yorumlar alıyorum ama bunu sebebi musun? Eyvallah. Podcast'te ilk başta sevdiğim, saydığım ve Tam onu değer katabilecek insanları zaten Çağırdığım ya. için evet. yani bir de seni <laughs> mesela iyi tanıdığım için ister istemez ben normal hayatımda da böyleyim mesela yani evet. şeyimdir hani etrafımdaki adamlar iyi olsun isterim. Birini ben tanıştırırken de en iyi şekilde tanıştırırım. Ben de öyleyim. Çok iyi biliyorum öyle olduğunu. Zaten sana benzettiğim bazı evet. yanlarım var. Arkasından işte bir değil üç söylerim falan. E, sen de şimdi benim arkadaşım olduğun için Eyvallah. ister istemez Öveceğim Öv ee, beni kendimi... abi. Beni öv. Öveceğim. öveceğim Bana güzel şeyler söyle. Bir dakika falan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi idealist bir yapım var tamam Burada kendime, evet. aslında kendime pay biteceğim. Ben bu ülkeye gelip Amerika'dan Brazilian Jiu Jitsu'yu anlatmaya çalıştığım günler. Hiç unutmuyorum. Çok uzatmayacağım. Sözü sana bırakacağım. Ne yapıyorsunuz abi yerde falan diyorlardı. Yani yüzlerce değil vallahi evet. binlerce insan geçti binlerimden. Evet. Hala bugün bir Brazilian Jiu Jitsu yapan biri varsa Türkiye'de bazen ukaraca algılamayacak şekilde karşımdakine şunu söylüyorum. O bana bağlı olmasa bile, onun hocası bana bağlıdır diyorum, tamam mı? Bu dehşet bir özgüven. Müthiş şey. Ve e, diyorlar ki, yok ya, onlar ayrı bir yerden falan. Ya diyorum, sen bir araştır ağacı. Ya bazen torunlarım oluyor, yani onun hocası değil, onun hocası falan bana bağlı. Ne mutlu sana, Heh. bu müthiş. Şimdi bunu yaparken, ben de gerçekten Amerika'dan geldim, işletme okudum, yapabileceğim birçok şey varken, bir şeye tutkuyla bağlandım ve onu insanlara anlatmak için çok uğraştım. Ve bunun ne kadar yorucu bir şey olduğunu. Ama aynı zamanda seni taşıyor. Evet. Ee, yukarı taşıyor seni. Yukarı taşıyor kesinlikle. Çünkü e, idealist bir şey de e, sahipleniyorsun. Sen de buna çok benzer bir şey yaptın yani. Benim konum yerde güreşmek ve birini boğmakla ilgili. Evet. Senin konu da atış vuruşla ilgili. Yani silahla evet. ilgili bir Silahla ilgili Şimdi gibi. baktığın zaman e, ikimiz de farklı ailelerden geliyoruz. Ben aileni de tanıyorum. Sen de benimkileri hmm. biliyorsun falan. E, çok böyle e, naif, eğitimli, güzel insanların çocuklarıyız gerçekten. Evet. Sağ olsun hepsinden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Ama aynı zamanda çok sert yerlere evrilmişiz. Ve bunu da anlatmak için canımız çıkıyor tamam mı? O yüzden seninle acayip bir kesişim kümem var. hem bu zor değil mi? Onu soracağım sana. Hem de zor. abi nereden geldi bu tutku? Yani bu kadar güzel bir hayatın varken bu kadar çok, çok eğitimli birisin bu arada. Seni çok iyi tanıyorum. Sağ ol. Nereden? ben kardeşim bu işi anlatacağım. Ben bu işin kültürünü dibine kadar öğreneceğim. Ve insanların bunu yanlış anlamasını engelleyeceğim diyerek Nasıl böyle bir e, misyon edindin kendine? Kendi soruma cevap veremeyeceğim için sana soruyorum. Belki ben de aynı şey yapmışımdır. <laughs> Şimdi benim hikaye zaten daha 11-12 yaşında başlıyor. <laughs> o yaşlarda şeyleri geçiyorum. Plastik silahlarla falan oynamıyorum sokaklarda. 11-12 yaşında havalı tüfeğim vardı bir tane benim. Evet. O bilgi atar ya. O havalı tüfekleri kullanırdık. Biz ruh hastalığı 14-15 yaşında birbirimizi vururduk falan. Onlarla yani. Nasıl bir cehaletse gözlük falan takmadan <laughs> aldığımıza falan delerdi, melerdi oramızı buramızı ruh hastalığı yani neyse. Ee, 17 yaşında 16 17 yaşında ilk ateş silahları kullanmaya başladım. Benim baba asker biliyorsunuz zaten. Evet. Babam Kıbrıs gazisi, deniz subayı, kurmay binbaşıyken ayrılıyor. Ee, bir dedem Kore gazisi, az subay. Öbür dedem Çanakkale gazisi, Rus harbiyesiydi. Doğu cephesi. Genetikte esiydi. var ya. Osmanlı subayı. Ee, dayım subay, enişte yerim subay bizim üç jenerasyonun hepsi askerler. Bizde tamam. dövüş yok abi. Evet. <laughs> silah merakın nereden geliyor? Tabii. Cevabı, yani evet, ben anlıyorum. zaten lojmanlarda yaşadık, büyüdük. Orada evlerinde geçti ya hayatımız gittiler, geldiler. Baba zaten asker, devamlı bu konular konuşuluyor falan. Dolayısıyla silah merakım oradan geliyor diye tahmin ediyorum. Oradan geliyor. 17 yaşında ilk Amerika'da kullanmaya başladım silahları. Rüstem diye bir Arkadaşımız, abimiz, şimdi arkadaşımız o zaman işte büyüğümüz. <laughs> o sağ olsun çok silahları var Denver'da, Colorado'da. O götürdü, ilk başlattı. O gün ben ilk silah kullanmaya başladım. Ve ee, çok... Aşık olduğum için de çok kullandım. 99'da Türkiye'ye temel dönüş yaptım. Üniversite bitti orada. Çok benzer hikayemiz bu arada. Evet, 99'da... Bu arada ben oradayken Çentik atardım. Amerika'da günler bitsin diye. Ee, Burs okuduk abimle, ikimiz de orada. Geldik. Burada yıllarca silahlardan uzak kaldım. Yani çok kullanamadım. Hı hı. Vakit yok, iş, güç, faal, yoğunluk mu onu... Ondan sonra silah 25-26 yaşındaydım. İşte baba girdi araya falan. O zamanlar tam delikanlı lafının kalime karşılığıyız yani. Deli Hakikaten mi? kan deli akıyor yani. O yüzden şimdi bazen yorumlar yapıyor arkadaşlar. İşte o oldu mu, bu oldu mu falan bireysel savunmada 3-5 hepimizin bir şeyi vardır yaşamışlığı. Yani sonuçta biz Zürih'te büyümedik. İstanbul'da büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> yani burası Cenevre değil yani. Dolayısıyla e, bir şeyler yaşadık. 2015 yılında Hun Taktik'le açtım hesabı. Orada niye açtım? E, demin söylediğin. Şunu gördüm. Yani Türkiye'de inanılmaz bir silah var. Evet, çok silah var. Yani insanların tahmin ettiğinden çok daha fazla silah var sokakta. Gündem parçası zaten. Yani yasal olmayanları da bahsediyorum evet. bak yani yasal olmayan da çok var. Bu arada yasal olmayanlar kötü insanlar demek değil. Tabii yani birçok insana devlet yasal alma hakkını vermediği için yasa dışı silah sahiplenenler de var. Bunu doğru diye söylemiyorum ama gerçekliği söylüyorum. Evet. <laughs> o yüzden yani yasal silah, yasal değil. O yüzden kötü bir insan demek değil. Tabii Öyle ki. Onu onu kanun istiyorum. Ancak yasal da çok fazla silah var. Ve devamlı görürüz. Düğünde havaya sıkılır. Orada burada atılır. Bu insanların suçu da değil. Yani çünkü böyle bir kültür var. Ama bunun altyapısı yok. Yani bununla ilgili bir eğitim yok. Çünkü silah çok ciddi bir şey. Silah kazaları geri dönüşü olmayan kazalar. Evet. Dolayısıyla dedim ki yani ben bu işi biliyorum. Meraklıyım. Zaten o zamanlarda da profesyonel eğitimlere başladım. Böyle silah atmak başka bir şey çünkü. O konunun profesyonel olmak başka Birazdan bir şey. Birazdan soracağım onu da. Evet. O yüzden yani hesabı açış amacım oydu. Bir misyon edindim. Dedim ki burada ben ben olmamalıyım. Burada bir hun taktikul olmalı. Bir karakter olmalı ortada. E, çoğu insan bunları şov için yaptığını sanar. Sen beni tanıyorsun. Şov için yapacak olsan başka bir sürü şey çıkarırım ortaya. onları tamam, söylerim. Aynen. Yani ben şov sevmeyen bir adamımdır. Evet. Yani ben bana normalde e, sorsalar konuşmam. Fazla kendimi anlatmam. Biliyorsun işte yani söylemeye gerek yok. Yani ben senden daha çok seviyorum Öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> yani estağfurullah. Beni tanıyorsan eğer. Hayır o yüzden yani. E, o kadar bir sen. Yani Mütevazı olmak bir meziyet değil bence. Olması gereken. Evet. Öbürü yanlış olan sadece. Yani bu arada fazla tevazu da vasıtanından nasihat dinletiyor. O da ayrı bir konu ama. Da ayrı bir konu. Hep tevazu sahibi olmak lazım yine de. Diğer taraftan bugün buradayız. Hayatta nerede olacağımızı yarın bilmiyoruz. Bravo. Hep öyle bir görüşüm vardır benim. benim yani biliyorum. hayat çok şükür bize hep şanslı oldu. Dün, bugünümüz dünümüzde iyi oldu ama... E, ...bundan 10 sene sonra nerede olacağımızı... ...hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden Kesinlikle. tevazu sahibi olmak lazım. Sonra yarın dönüp ulan ben böyle konuşuyordum da bak nerelere geldik dememek için. Doğru. O yüzden tevazu böyle bir güzelliği de var. Tevazu çok güzel bir emniyet kemeridir. Tevazu sahibiysen yarın bir gün bugün gibi gitmese de işler sen yine sen olarak devam edebilirsin. Milletin yüzüne bakabilirsin. Ee, bencil bir tarafı da vardır tevazunun. Mütevazi değil. İzleyenler şu an Hun Taktik'ı niye atış yaptırtmıyorum konuşturuyorum. Şu anda anlamışlardır herhalde. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Ee, abi atış e, atış ee, ve işte tam da söylediğin atış e, genelde hep dünyada böyle Kro, Apache işte genelde Amerika'da redneckler. Bizim dövüş gibi. Ha Dövüş gibi yani sanki e, yanlış kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hor görülen, Tabii. küçük görülen bir e, iştir. Aktivitedir. Konudur, spordur. Halbuki çoğu insan şunu atlar evlerinde güvende uyumalarının sebebi silah seven iyi adamlar. Yani genç bir çocuk. Ben diyor vatanıma hizmet edeceğim. Evet. Gerekirse şehit olacağım. Bu uğurda silah kullanmayı, savunmayı, savaşı öğreneceğim. Silahlanıyor, sokağa çıkıyor. Görevini üstleniyor. Ya polis memuru oluyor ya bir asker, asker oluyor. oluyor. Bu adamlar, bu kadınlar sayesinde... Artık ordumuzda kadınlar da var. Bayağı zamandır var tabii. Evet. Ee, güvende uyuyoruz. Bu insanlar sayesinde güvende uyuyoruz. Doğru. Diğer taraftan e, bir örnek vereceğim. Bu silahlanma ile ilgili... Reyne olayı olmuştu hatırlarsın. Çok vahim mi? bir olay Reyna evet. olayı. Ee, bir arkadaşım da oradaydı bu arada. Abi o Reyne olayı olana kadar maalesef... E, ...bizim arkadaşlar demediğini bırakmıyor. Yani hep silah şimdi düzenli olarak. Tabii. Abi ikramlısın. Yine silah mı taşıyorsun? Yine mi üzerinde? Gerçekten mi üzerinde? Yok abi kafam da üzerinde değil falan. Artık yani olay <laughs> şaya şakaya vuruyor. Reyne oldu abi. Maalesef çok üzüldük hep beraber. Ee, üç gün sonra... Bir yerde buluştuk kahvaltı ediyoruz. Çok eski arkadaşımdır şimdi ismi önemli değil anlayacak kendini. Süper çok 30 yıllık. Hadi 30 yıllık. o 46 olduk vallahi ya. 37 38 yıllık arkadaşım. Can ciğer dostum. Eğildi kulağım. O hep dalga geçenlerden benle. Oğlum silah üzerinde mi dedi? Üzerinde abi tabii tabii dedim. Ha tamam iyi dedi. Ya ne oldu dedim abi? Abi dedi bir şey olur sen müdahale edebilir misin? Abi dedim onu ayrı zaman konuşuruz. ederim edemem tabii yapabilirim, yapmak ister miyim o kararı o anda ve onlar ayrı konular ama ne oldu dedim yani şimdi hani ben kroydum, apaçiydim, taşıyordum. Burada merak ettiğim bir şey soracağım. bölmekle bölmek de istemiyorum fazla ama aslında bu kişisel bir e, hobi. Yani sen aslında bunu atışı... Hobiydi. Hobiydi. Evet. Hobidi. Öyle başladın ve bu bir ilgi. Yani aslında arabanda işte çantanda silah alması. Ama onun dışında sen diyorsun ki evet bu ilgim var. Evet. Belli bir kısım. Ama bir kısımda benim taşımamın ve bulundurmamın en büyük sebebi ben bunun güvenle de inanıyorum. Doğru mu anlıyorum? Evet. Bu sırf silah değil. Ee, bugün onunla ilgili bir paylaşım yaptım. Bu sırf silah değil. Bu hayata bakış. Evet. Ya benim her konuda sen de sporcu Sporcuların biz sporcuların bir şeyi vardır. Bir ABC planı vardır hep. Evet. Maçta da öyledir. Maça çıkarken bir A planın vardır. A planı uygulanmazsa B planına geçersin. Bir, hemen bir plan üretirsin. Evet. Ama hep bir hazırlığım vardır. O yüzden benim hayatla ilgili genelde olabildiğince tabi bu hep çok böyle e, lafı orasından anlamak isteyenler hep oradan alıp o, çevirmeye çalışıyor lafı da olabildiğince hazırlık. Ben hazırlığımı yapayım o anda uygulayarım uygularım uygulayamam o ayrı konu. Ama bir, bir planım olsun benim. Evet. E, benim sırf savunma ile alakalı değil e, yani depreme karşı da bir planım var. AB planlarım var. Anlıyorum. Günlük bir herhangi bir kaosa karşı da AB planlarım var. Hep bu paranoya demek değil. Hep bir ama abi hep planlarım var. Silah da bunlardan biri. Silah benim tutkum. Atıcılık müthiş sevdiğim. Yani iki ayrı konu var çünkü. Bir atıcılık. Çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir konu. İki savunma. Sen o demin onu soruyorsun. Hobi tarafı atıcılık diyebiliriz evet. ama atıcılık da şimdi daha Hun akademi falan daha profesyonel bir yerde artık. Son zaten evet. Zigzag Akademi, TT Tactical'dan beri daha profesyonel bir tarafta da ee, ama bir de bunun Savunma tarafı hobi değil. Savunma tarafı... Güvenlik tarafı. Güvenlik tarafı Sen evet. buna da inanıyorsun zaten. İnanıyorum. Yani. yani bence herkes inanmalı. Evet. Ben mesela sana bir sporcu şunu söyleyeyim. Kesinlikle hayatım boyunca bu kadar dövüş sporları yaptım ve yani kaç tane yaptım bilmiyorum. Hani Sambos'undan tut güreşine. Ee, Geçen gün Jussu yaptın yani dans ediyordun be. <laughs> 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 Minzer'de. Yani, tabi o benim ana dalım olduğu evet, için. Evet dans ettin abi orada. Tabii yani çok şeyim ki ben bir yıldır aktif olarak Jussu yapmıyorum ama... <laughs> Yani benim için gerçekten bazen yürümekten daha kolay sırtım üzerinde güreşmek. Evet onu fark ettik. <laughs> Bu kadar dövüş sporu yapmışken hayatımda hiç self defense öğrenmedim ve öğretmedim. Beni... Öğrenmene gerek yok abi. Sonra. Aynen. yok estağfurullah <laughs> ama yani gerçekten inandığım bir şey sana söyleyeceğim. Mesela üniversitelere, polis akademilerine gittim. Askeriye gittim birçok yere. Hep bana şunu sordular. Ya hocam işte self defense ile ilgili bir şey öğretir misin? Ee, tabii orada tactical hani hem silahlı hem silahsız hareketler var ama ina, ona inanmıyorum demiyorum yani sonuçta birebir muharebede de bir şeyler var ona inancım var ama sokakta bir self defense olayına inancımın yüzdesi çok düşük olduğu için hiç konsantrasyonum oraya döndürmedim hep dedim ki ya yani ben boks yapacağım işte e, bu, sportif tarafı evet, evet sportif tarafı güreşeceğim çünkü bir sonucu var abi tamam mı? bir de kendini deneyebiliyorsun şimdi sen abi 25 yıl boyunca e, self defense yapıyorsun bir branş hı hı. Kötü için şimdi branşın adı sevmiyorum. A, B, C yani Tabii, ne olursa. Ama diyorsun ki ben 23 yıldır bunu yapıyorum ve bana adam direkt vurursa ben onu alıp bunu atmayı biliyorum. Ama hiç denemedim. Benim için korkunç bir şey. Ben her gün kendim minderde boks ringinde deniyorum. O yüzden self defense de hiç öğretmedim. Sorana da ya kusura bakmayın ben size normal jücüs öğreteyim. Ama zaten onu kullanır. Ya evet. Boks öğreteyim yani. Evet. Sol sağ yumruk öğreteyim. Normal güreşme öğreteyim, yerde kendi korumayı öğreteyim, yani judo. E, e zaten self defense başka nasıl öğreteceksin evet, abi? Ama self defense e, konu başlığı altında... Yani konu başlığının adını ne koyduğunu bir önemi yok ki. Başka şöyle bir önemi var. Ne öğreteceksin? Şöyle bir önemi evet. olduğunu söyleyeyim. İnsanlara kendi korumayı öğretiyorum diye yüklersen bunu, e, insanlara ce cehaletten dolayı yani dövüş cesaret verirsin. Cesaret verirsin. Evet. O insanlar. Yani i̇şte ben, o yüzden benim hashtagim bela'dan uzak dur. Bravo. O yüzden ben insanlara bunu yapacağım ama ben normal Jiu Jitsu öğreteyim adam yerde ben elimi uzattığım zaman kolumu uzattığım zaman ne yapacağını öğrensin. O zaten refleks olarak kullanacak. Ama onu. self defense adı altında öğretirsem o artık kendini korumaya emin olduğunu düşünebilir diye düşünüyorum. Aslında bu, bu tehlikeli bir cesaret. Ee, doğru bir noktaya değiniyorsun ama şuradan bak insanlara bunu öğrettin ve aynı zamanda bunun bedellerini de öğrettin. O çok zor ya. Bence insanlar çok çabuk cesaretli Bak senin konuda demiyorum. Senin konuda bence evet. çok daha net çizgiler var. Evet yani insan dövmek daha cezası maalesef <laughs> evet. maalesef Anladın Türkiye'de mı? yani Ama... bana göre çok ağır cezası olması lazım. Amerika'da düşünsene bir adam yumruk attı. Tabii tabii tabii. Evet. Bittin. Bak orada evet doğru. Direkt yatarsın. Yani. Evet. Direkt bir iki yıl yatarsın içeride. O yüzden self defense e ben inanmıyorum. Yani düşün bir de şöyle düşün ya. Ee, bir adım geri attın sen. Hı. 25 yıllık bilgi çöpe gitti abi. Abi bu nasıl bir şey ya? Yani anladın mı? Yani o yüzden, yeterince iyi eğittiysen bilemiyorum. O senin konu tabii. Yani bir adım iki adım geri attım bitti abi. Benim 25 yıllık şeyim bitti. O yüzden ben sokakta hatta geçen gün senle başka bir ortamdaydık. Hmm. Ee, hep üniversitelere beni çarptığı zaman şunu konuşuyorum. Abi kavganın diyorum kazananı yok. Yok abi yani, tamam çok mı? güzel söylüyorsun. Niye kavganın kazananı Ben yok? de silahlı silahlı karşılaşma için Sen söylüyorum. Sen de yani. onun aynısını öyle, öyle bir örnek Çünkü bir kere birkaç şey var. Bir kavgayı kazanabilirsin kaybedebilirsin. Berabere değil bir şey yok abi boks maçı değil bu tamam mı? Evet. Kaybedersen duygusal olarak bir kere onurun şerefin e, evet. zedenebilir. Uyuyamazsın. Çok kötü. Fiziksel olarak darbe almışındır, Kalıcı bir sakatlık, hasar. Bizim yaşlarımızda uyuyamazsın. Olabilir. Gençken uyuyorduk. <laughs> Olabilir. Bizim yaşlarımızda vicdan oluyor çünkü. Olabilir. Baba doğru. olunca falan farklı oluyor. Tabii tabii ki. E, fiziksel bir şey olur. Şimdi bu kaybetme. Kazanmayı düşünelim. Kazandığın zaman. Ben kazandığın kısmı söylüyordum. Heh. Yok. E... Kaybettiğinde zaten uyuyamıyorsun. Evet, onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> kazandığın zaman. Kanuni bir tarafı var bir de senin demin bahsettiğin gibi aslında vicdani yani vicdanlı biriysen ya evet. adama da yani orada sinirlendik vurduk ama ya adama niye hasar verdim ben yani bir Aynen. kendine geldiğin zaman tamam normal bir vatandaş sana yani deli 15 dakika sonra hatta 10 dakika abi, sonra. Hele bir gün sonra üzülürsün abi bir insan zarar için şimdi o yüzden bana bu soruyu sorduğu zaman diyorum kavganın kazanı yok o yüzden en büyük kazanım oraya girmemek. Bravo. Yani silahta da bence insan güçlendikçe, yani üzerinde silah oldukça, mesela ya da atıyorum dövüşmeyi biliyorsan, müthiş özür bir diliyorum. Bir o kadar, evet, bir o kadar uzak duruyorsun gibi geliyor. Abi bana. müthiş özür diliyorum. Geçen <laughs> sen söyledin ya. Evet. Hani inanılmaz özür diliyorum. Bu benim beladan uzaktır sloganımı Bir arkadaşım geçen de söyledi. Evet. Ee, Camiyeden bir arkadaş. Abi dedi bu slogan yanlış anlaşılıyor. Yani korkaklık, ürkeklik. Yok hiç öyle anlamadım. Beladan uzaktır. Yani bunu Dedim ki yani bu yanlış anlaşılsa da mesaj çok net. Beladan uzak dur. Bence de. Yani e, çünkü gerçek belayı yaşamamış bir birey e, çok güzel bir laf var. Ölmeyi bayılmak sanmak. Ya da belanın ne olduğunu bilmiyor yani. İşte gerçek belayı yaşamadıysan evet. e, o o tatsız duyguyu yani silahla hiç karşı karşıya kalmamış birine... ...silah çekilmesinin ona nasıl tatsız bir şey olduğunu anlatamazsın. Yani... ...kesilmemiş, bıçak görmemiş, bıçakla karşı karşıya kalmamış evet. birine... abi yaşaman lazım onu. Bilmiyorum yaşadın mı hiç? Umarım yaşamamışsındır. Ama yani tabii ki dünyanın sonu değil. Ölmedik, hayattayız yani. Ama çok kötü bir duygu bu. Güzel Yok. bir duygu değil. Çok şey yaşadım ben de sokakta büyüdüğümüz için. Yani sokakta de, için. Mahallede o büyüdüğümüz için. Ee, ama o zamanlar tabii bunları öğrenemiyorsun. O, o yaşlarda aklımız yermiyor bunlara. Delikanlılık bu yüzden dönüyor. Delikanlı zaten. Adı üzerinde. Ama şimdi biz bizim yaşımızdaki insanları... ...doğru örnek olması gerekiyor. Biz Kesinlikle. yanlış yönde... ...sonuç yine aynı olabilir. Ama biz doğru örnek olmalıyız. Genç biri yine kendini tutamayıp... ...farklı hareket edebilir. Ona yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Biz önlemimizi alırız. Doğru örneği oluruz. Yapmaması, neyin yapmaması gerektiğini... ...ne yapması gerektiğini anlatmaya çalışırız. Madem ortalıktayız bir de... ...madem misyon evet, yüklendik evet. bir şey anlatıyoruz. Onu anlatırız. O ondan sonra onu yapar yapamaz. O ona kalmış. Ama beladan uzak dur sloganı benim. Çok iyi. Ee, belanın sonucunu senin söylediğin gibi kazananı olmadı. Hele silah varsa, bıçak varsa işin içinde. Sadece daha az kaybeden var. Bir taraf jandarmayla poliste hapse gidiyor. Evet. Bir taraf mezara gidiyor yani. Yani bunu kazananı zaten yok. Yok. Yok yani. Çok iyi bir e, bireysel savunma davası oldu. Nefsi müdafaa oldu diyelim evet. ki Türkiye'de çok zor o işte. Vicdanı var ya. Yani. Oldu. Vicdanı var. Yani neyle alakalı oldu alakalı tabii yani. Tabii, tabii. Vatan savunması onlara girmiyorum hiç. Yani vatan başka salmaz, konular. ben de giriyorum direkt vururum. Ya yani abi <laughs> namusundu evine girdi bilmem ne canını korudun falan bunlar en yani, çok detay konular da yine de günün sonunda eğer ruh sağlığı yerinde bir insansan evet. maksimum seviyede şiddet uyguladıysan başka bir canlıya bu istisnaları, ki, istisnaları konu dışı bırakıyorum. E, trafikte kavga ettin diye bir insanla. Yani tanımadığın bir adamı trafikte kavga ettin. O anda burana geliyor sinir. Şimdi ben dedim ya müthiş özür diliyorum. Biz de hep işte yurt dışında Amerika'da aldığımız eğitimlerde durumu yükseltme, alçaltma, Türkçe kullanmak istiyorum. Ee, şu örneğin. Değil mi? Müthiş bir engelleyici. Şu. Şunla şu arasında dağlar var. Sakin ol. Tamam haklısın dediğin anda bir anda zaten %50 düşüyor durum. Ve bir bakıyorsun ki 30 saniye sonra, 10 saniye Hadi sonra... Ya, biraz da enerji meselesi abi. Sorun yani karşındaki bir anda inmeye başlıyor i̇nmeye Başlıyor. Sorun yaşayanlar da biraz kendinden dolayı sorun yaşıyor. Yani onu da yönetebilmek bir meziyet. Bir, bir gün mesela bir arkadaşım evet. tartıştığı zaman... Ben dedim ki tartışmanın araya girdim. da beni tanıdı çocuklar Köydeyiz yani böyle tamam. Bana sarıldılar falan abi falan filan. Sonra arabaya benim Arkadaşım dedim ki ya bak ne gerek var falan. Abi adamlar seni gördü korktu falan dedi tamam mı? Abi yok. Olay o değil. Olay tanımasalar da onu yönetebilmek çünkü yani trafikte de değil mi abi sen istediğin kadar iyi araba kullan Aynen. bir hata yapıyorsa onu kompanse etmen lazım. Kompans e, kavgada da böyle e, ve bir de şu e, demin sen anlatırken aklıma şu geldi bazen işte bana soruyorlar ben bu kadar girişimci ruhumla, doğa sever ruhumla üniversiteye gidiyorum. Ondan sonra meraklı bir genç arkadaş soru soruyor. Hocam sokakta hiç kavga ediyor musun? <laughs> abi yani evet. bu dövüşçülük üzerime yapışmış tamam mı? Bu kadar farklı şeyler yapıyorum. Haklı da yani bu arada ben de şu cevap veriyorum ona diyorum ki Bak diyorum Ertan Balaban'ı düşün. 100 birim. Tamam mı? Böyle en dövüştüğü zamanlar. Böyle en fit olduğu. En işte aktif dövüş yaşam o zamanlar. Ve cesaretin tap o zamanlar. Evet düşündüm. Çocuğu oldu. Cesaret birimini 100 birimden 99 düşür. 1 kaldı diyorum. Doğru. Bitti abi cesaret. Yani... E, evde... Cesaret bitti demeyelim. Kararlar başladı. Tamam yani aslında tabiri caizse cesaret evet. bitti diyerek insanlara cesaret veriyorum. Yani, yani, bu kadar da kötü korkmak bu kadar kötü bir şey. Bu arada abi. bu arada bak hep şunu söylüyorum. Değil ya. Yani. Korkmayan bir insanın ruhsallığı yerinde değildir. Tabi. Bir de tek... cesaret korkunu yenerek korkunun üstüne gitmektir. Evet ve öbürü zaten korkusuzluk hali. Evet. Normal bir ruh hali değildir. Değil. Yani insanlara şu cesaret vermeye çalışıyorum. Hani ben eğer burada korkuyorum veya cesaretsizim dersem sen şimdi benim cesur olduğumu bildiğin için evet. hemen araya kesip bir dakika hayır o zaman evet. <laughs> Ama evet. şunu vermeye çalışıyorum. Ya Ertan abi de korkuyor desinler. Ertan abi de cesur değil desinler. Hepimiz ama. korkuyoruz Heh. abi. Çünkü e, dediğin gibi baba olduğun zaman özellikle oradaki risk analizin geçmişteki risk analizinden... Kaybedeceklerin arttıkça. Çok arttıkça çok evet. fark ediyor. O yüzden... Sorumlulukların da arttıkça. Bunlara hiç gerek yok. Aslında evet. çok da e, güzel konulara e, konuşuyoruz. Çünkü... Sonrasını düşünmüyor insanlar evet. ve senle de bu konuda fikirlerimiz aynı olduğu Bu konuyu sabah kadar konuşuruz. Sabah kadar konuşuruz. Peki şuraya gelmek istiyorum. Evet. Ee, tabii bu kadar insanlara bu bilgileri verirken çok ciddi bir e, donanıma sahipsin. Yani. Ee, ben de evet. senden evet. eğitim aldım. Hatta şu ana kadar ben ödüm seni. Şimdi şu saatten sonra seni bilinmeyi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Falan dermişim. Çok acayip. İnanılmaz atıyorsun. Ya, sağ ol. Ondan sonra e, işin şakası çok önemli eğitimler aldın. Amerika'da. Hmm. Aslında benim evet. hikayeme yine benziyor. Ben gittim, bu iş Brezilya'da, nasıl yapılıyorsa Brezilya'da. En iyi yapan adamlarla öğrendim. Amerika'ya gittim, en iyi kamplara katıldım. Brezilya ve orada... bu işin mabedi. Tabii. Sizin institüsünüz. Evet abi ben gittim geldim. Brezilya institüsü zaten. Ben Ataşehir'de ders verirken, Türkiye'de JÜS yokken, şimdiden bahsetmiyorum. Şimdi farklı bir yere yönlendiririm. Adam bana yazıyor şeyden, caddeden. Hocam, JÜS'e gelmek istiyorum, caddede yeriniz var mı diyor. Ben de o zaman, her şeye cevap verebiliyorum. Şimdi hmm. ne yazık ki onu yapamıyorum ama verebiliyorum. Evet öyle oluyor. Ee, diyorum ki hayır Ateşehir'de çok uzakmış diyor. Ya yani kardeşim ben bunu öğrenmeye biraz e direkt, yani öyle. <laughs> Sen nerede bu işi öğrendin abi? Ee, abi bunun... ben bu işi neresi? E, ilk profesyonel eğitim ITTS ile başladı. California Scott Reeds. E, LAPD SWAT'ın e, eski hocası. İlk onlara gittim. Onlarla, e, onlardan ileri seviye tabanca, ileri seviye karbin e, şeyi aldım seviyelendirmesi hı hı. diyeyim. E, ondan sonra TT Tactical var. E, Böke. Sen Böke'yle tanıştın mı? Yok. Yok ama görüyorum seni Amerika'dayken. E, Böke e, çok iyi bir hocadır. E, ve Las Vegas'ın zaten en iyi top 2 kurumundan biri oldu. Bu eğitim konusunda. Böke'nin yanında çok iyi de bir ekibi vardır. Hı hı. E, eski özel bilimlerden, Amerika özel bilimlerinden. E, ee, da Las Vegas polisine eğitim verir falan filan. Ee, zaten Böke'ye çok gider gelirim ben. Çok eski arkadaşım. O Böke'nin TT Taktik'le eğitmeni oldum. Orada eğitmenlik sertifikasyonumu aldım. Ee, Böke'yle zaten ekiple her gittiğimizde eğitim yapıyoruz falan. Senede minimum iki bazen dört defa. İki ile de dört arası Amerika'ya gidiyorum. Zaten sen de takip ediyorsun. Evet. Ondan sonra 2018'di galiba. 2018. Tarihleri karıştırabiliyorum. O yüzden onu not edeyim. Zigzar Akademi'ye gittik Böke'yle. Türkiye'den ilk giden eğitmenler olduk. Değil mi? Evet yani Zigzar Akademi. Tahmin ediyorum. ya yani ben Türkiye'den ilk giden oldum. Böke Amerika'dan geldi. İlk Türk oldu o da. Zigzar Akademi. Ve çok başarılı oldun orada. Evet, yani. Ben, ya evet. Ben bilmiyordum. Bir klasmana girdin değil mi orada? Evet. Yani derecendirme derecelendirme yapıyorlarmış kursta. Ben birinci oldum kursta. Ben bilmiyordum ama herif. Yani ben ona bakmıyordum çünkü. Ben orada öğrenmeye gittiğim için. Yani umurumda değildi. Birinci olmam, Onuncu olmuşum. Mesele o kursu Mesela bitirdiğinde kursu bir kualifikasyon var sonunda bir patch veriyorlar. Esas this is the real deal diyor herif. Yani öner esas olay bu diyor. Sertifika palavra diyor. Ha. Kursu bitiren herkes sertifika alıyor çünkü bu patchi alabilirseniz diyor. 10 kişilik 8, 18 kişiden 8 kişi alabildi patchi. Ondan sonra diyor ki bana niye bu kadar iyi atıyorsun? Abi ilk başladım <laughs> hocam, sağlam ya. Yani, Abi yani <laughs> çok. Yani şöyle şuna gireceğim. Ee, evet o kursu birincilikle bitirdim ama yani at, çok önemli. Kursu bitirmek önemli. O patchi almak önemli daha doğrusu. Ondan sonra Zigzag Akademi Master Eğitmenliği'ne gittim. Pardon, Zigzag Akademi Eğitmenliği'nde zaten kursta birinci olmadım. Onu bilmiyordum bile o zaman. Yani İkincide de bilmiyordum bu arada. Master Eğitmenlikte birinci oldum Kursta. Ama o da çok, yani çok önemli mi? Çok önemli bir şey değil bence. Evet. Benim bilgimin temel kaynağı zaten akademide aldığım bilgi eğitim değil. Alan tecrübesi. Ee, ya evet alan tecrübesinde yanlış anlaşılmasın yani helikopterde helikoptere atlarken insan vurmuyoruz yani o klasik <laughs> o e, palavralar vardır ya evet. hikayeler kimse paterya sunarak askerlik yapmaz zaten ee, yok benim alan tecrübesinden kastım poligon tecrübesi yani evet, anlıyorum. evet yani eğitmenlik olarak e, tecrübesi zaten bu konuların abi tecrübesi e, hiçbir eğitmen öğrettiği her şeyi yaşamış olamaz öyle bir şey yok yani dolayısıyla dünyadaki evet, bütün evet. eğitmenler hiç yaşamadığı bir konu eğitiyor aslında ve bence eğitirken çok daha iyi öğreniyor. Tabi e, tabii yani şunu söylüyorum. Yani dünyada hiçbir hiç hiçbir savunmaya da silah eğitimini tabii ki. öğrettiği her şeyi bir fil yaşamış olma ihtimali ihtimal yok. Hayatta olamaz zaten. Evet. Yani misal araç içi etrafı pusuya düşme normal bir arabada. <laughs> her asker bile bunu yaşamamıştır. Ya yani. abi, Türkiye'de de bir yani benim çok sevdiğim savaşçı kardeşlerim var. Ee, özel kuvvetlerde olsun, bütün özel birimlerde Sat. olsun satlar var ee, kardeşlerim zaten orna akademide beraberiz. Tabii. Çok müthiş adamlar. Müthiş savaşçılar. Müthiş cesur adamlar. Ee, Türkiye'nin en iyileri bu bahsettiğim ekipler yani. Evet. Ee, Türk askeri zaten genel olarak çok savaşçı bir karakter. Kanda var o biraz da. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Koyalım bunu buraya. <laughs> bir asker çocuğu olarak da. Ama e, zaten yani dünyadaki hiçbir eğitmenin her öğrettiğini poligonda yaşamış olma ihtimali yok. Yani ara çiçeği evet, etraf evet. pusuya düşme. Bir insan araç içi etraf pusuya düştüyse zaten e, bir birey. Oradan çıkma ihtimali yüzde bir. Dolayısıyla aslında e, öğreten eğitmenlerin yüzde ...başka birinin acı tecrübelerini evet. aldı, derse de öğretiyor. O yüzden saha tecrübesini düzelteyim, yanlış anlaşılmasın. Bu konular hemen yanlış anlaşılıyor. Saha tecrübem benim e, poligon, yani sokağa söylemiyorum bireysel soğuma evet. tarafını. Orada var 3-5 yaşanmışlıklarımız. yaşamışlıklarımız. E, ama muharip olarak böyle bir konu başkalarının yaşadıklarından ders almak... ...ve onların öğretilerinden öğrenip bir daha yaşanmaması için dersler çıkarıp onları uygulamak. Bence bu tecrübenin tanımı. Tecrübe aynen. Günün tecrübe aktarımı bu. Aktarımı. Tecrübe. Aktarımı. Günün sonu tecrübe iki şekilde edinilebiliyor. Evet. bir Yaşanılanlarla yani evet. bir para kaybedersin, batarsın abi. 10 evet. ee, tane biznes kitabı okumuş kadar tecrübelirsin Bazen de edinemezsin. Bazen edinemezsin. Ona gireceğim Edine, şimdi. Edinebilirsin ama. Edinebilirsin ha. evet. Tamam? Ya da e, işte bu bilgiyi birilerine alırsın. Ya evet. da dövüşte bazen 10 ay boyunca idman yapıyorsun. Bir maç yapıyorsun abi. 10 ay boyunca yapamadığın şey artık oturuyor diyorsun ki tamam Heh, ben, bu, ben, bunu anladım. Eğitimle yaşanmışlık birleştiğinde tecrübe anda, evet, evet, Yani hiç bilmeyen, şimdi hiç matematik çalışmamış bir çocuğu matematik sınavına sok. Tecrübeleniyor mu çocuk? Evet. Hayır abi sıfır alıyor. Çünkü hiç hiçbir hazırlığı yok o sınava karşılık. Yani bugün silah kullanmayı tutmayı bilmeyen, yarım yamalak silah tutan bir insanı sahaya koy. Evet. Hadi vatanı savun de. Şimdi Ukrayna'da maalesef yaşananlar tahtalı tüfeklerle halkı öğretmeye çalışıyorlardı. Şimdi bu insanlar tecrübeli mi oluyor? Evet, tabii ki bir tecrübe var. Yani o stres stres tecrübesi var. Ama saha tecrübesi olmuyor çünkü bilgiyi uygulayarak tecrübe pekişiyor kesinlikle. Bilgi olmayınca tecrübe oluşamıyor zaten. Ya da e, bazı insanlar tecrübe edinemiyor. entelektüel zekası yani zekası Sosyal ya da entelektüel birikimi yetmiyorsa Yetmiyor. bir olaydan ders çıkaracak ders entelektüel yapıya sahip değil. O yüzden onunki tam bir tecrübe olarak tercüme edilemez bugünkü dünyaya. Tecrübe biraz farklı bir konu olduğunu düşünüyorum ben tecrübenin Kesinlikle. yani. E sırf bir şey yaşadım diye bir ben motorcuyum. 17 yaşından beri biliyorum motorda bak işte. evet. 17 yaşından beri motosiklet kullanıyorum ya yani 46 neredeyse 30 yıl. Vay be. e, Şimdi ben 30 yıllık motorcuyum. Çok yol yaptım. Yani Buradan karadan İtalya'ya gittik, geldik, çok yollar yaptık. İki günde İtalya'ya girdik, buradan çıktık misal. 25 yaşında da herhalde. Çok eski bir motorcu olarak, çok tecrübeli bir motorcu olarak... ...bugün görüyorum ki abi ben cahilmişim. Şimdi benim arkadaşlarım falan daha genç benden ileri seviye sürüş tekniklerini falan alıyorlar... Bunu biliyorum. Biz yıllarca yanlış biliyormuşuz. <laughs> ya benim şans eseri. değişiyor tabii Abi ya. şans eseri benim o yollarda tabii. ölmemiş olmam motor üzerinde Allah korusun. Evet. kaza ya Kazalar da yaptım ama o kazalardan ağır hasar almadan çıkmış olmam benim tecrübemi çok kıymetli yapmıyor. Evet evet. Benim hep silahla ilgili de söylediğim bu. Yani maalesef klasik bir laf var. Başın üstünden mermi geçti mi? Bir nereden biliyorsun geçip geçmediğini? Ya herkes birbirine söyler ya bunu herkes. Evet. İki e, geçmediyse de Adamın hazırlanmasını, çalışmasını, öğrenmeye çabasını niye hor küçük görmeye, hor görmeye çalışıyorsun? Doğru. Yani Kesinlikle katılıyorum buna. Adam e, ne yapsın? Benim bir tane... E, Bu biraz bel altı vurmak bir, ya. <laughs> e, özel harekatta benim ne bir Arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. O da şimdi hatırlayacak. İsim vermeyeyim ama çok kıymetli bir insandır. Bir savaşçıdır da aynı zamanda. E, dedi ki, abi bunu söylüyorlar dedi. Ulan biz de burada arkada 40 tane terörist tutmuyoruz dedi yani. Çıksınlar da burada antrenman yapalım dedi. Tabii. Dünyanın en iyi birimleri de zaten böyle eğitim yapıyor. Eğitim yapıyor değil mi? Dolayısıyla insanların herhangi bir konuda... ...konunun ne olduğundan bağımsız ...spor, atıcılık, savunma... ...motosiklet sürüşü... ...kendini geliştirmeye yönelik yaptığı... ...bir çalışmayı... ...her ne olur olursun bir bahane sürerek... ...hor görmeye çalışıp... ...küçük düşürmeye çalışıp ...küçük görmeye çalışmak... ...ve demotive etmeye çalışmanın... ...kime ne faydası olduğunu ben çok merak ediyorum yani... %100 katılıyorum çok da güzel e, özetlediğin son cümleyle peki Ukrayna deyince aklıma geldi aklımda tutuyorum unutmamak için sana bir soru daha soracağım İşin biraz daha duygusal kısmı evet. e, şimdi ben tabii eski bir sporcuyum ben de e, farklı, üç tane kıtada maçlar yaptım aynı zamanda girişimciyim aynı zamanda bir doğa severim o yüzden çok farklı bir kitlem var yani Anneler babalar da beni takip ediyor. İşte ne bileyim sporcular da ediyor. E, girişimcilikle ilgilenen insanlar da ediyor falan filan. Ve bu benim için harika bir şey. Çünkü çok renkli bir takipçi kitlem var. E, atışa gittiğim zaman e, bir tane okul ismini söylemeyeceğim şimdi. Çok da sevdiğim bir okuldaki hocalar beni oraya çocuklara işte e, konuşma yapmam için davet etmeyi planlamışlar. Ben de tam o sırada Hun Tactical'la buluşmuşum. Böyle silah. Uzatmışım. Vay sen misin? O da yanından böyle tabii tabii. Sonra müdür hala beni çok seviyor ve okul sahibi. Ama e, kadın hocalardan bir tanesi demiş ki ya ben vazgeçtim demiş. Çünkü hani çocuklara örnek olan bir profil çok seviyorum. Yıllarda takip ediyorum ama işte atışa falan gidiyor. Bu iyi bir örnek teşkil etmiyor. O yüzden e, ben projeyi donduru donduruyorum demiş. Müdür de bende paylaştı. Hemen aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Seninle de paylaşayım. Dedim ki ben eşki halk yapmıyorum. Evet. E, kimseye kötü örnek de olmuyorum Evet. Yanımdaki insanlar da kötü örnek değil Evet ama bugün Ukrayna'da olan savaşta nasıl depremde çantamızı toplayıp koşup hızlı aksiyon almaya çalıştık bu içimizden gelerek yaptık bunu. Evet. Yarın bir gün ülkemiz için de vatanımız için de bir şey yapmamız gerekse bazılarımız evde kalmayı tercih edecek bazılarımız hızlıca koşacak. Evde kalanları eleştirmiyorum evet. cesaret bulamayabilirsin eğitim olmayabilir karar karar. Evet. Çocuğunu bırakamazsın. O gün kimin ne yapacağını da Allah bilir bu arada. E, kesinlikle. Ya bugün gideceğim diyen de gidemeyebilir de. Kesinlikle. Bin tane etken var. Gideceğim Çocuğun de demiyorum bu arada. Yani. yani gidebilirim diyorum tamam mı? Anlıyorum. Ben şey olarak söylüyorum. Evet, evet. söylüyorum. Yüzde yüz haklısın. Ama günün sonunda hani askerlerin burada peçleri var ya Hı -hı. İşte atıyorum paraşüt atlayabiliyor bir şey yapabiliyor evet. birçok şey yapabiliyor. İnsanların da var abi işte. Mesela sen motor kullanabiliyorsun. ...atıyorum e, finans biliyorsun... ...atıyorum evet, şu anda tamam tabii, mı? Tabii. E, silah kullanmayabiliyorum. Silah biliyorum. kullan gibi peçleri var. Vallahi, araba biliyorum. Gibi. Ben de bir insan olarak evet. tamam mı? Hayata geldim ve gitmeden önce... ...bu göğsümdeki peçleri... ...elimden geldiğince çoğaltmaya çalışıyorum. Evet. Bunlardan bir tanesi motora binmekse... ...bir tanesi de silah düzgün kullanmak. Yarın bir gün benim ya da vatanımın... ...buna ne zaman ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Senden hiçbir şey duymadan... ...kendi duygularını bunu izah ettim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bunu böyle söyleyince... ...erkek olan müdür... Vallahi bunu gidip anlatacağım. Hiç böyle düşünmemiştik. Bence haklısın dedi. Ben şimdi o öğretmenimize... Bir de öğretmenlerimiz çok kıymetli. Tabii ki. Ama dolayısıyla öğretmenlerimize bir sorumluluk da düşüyor. Kişisel e, maneviyatları değil... E, doğru kelimeyi kullanayım. E, haklar ve kanunların izin verdiği şekilde yaşayan insanlara hoşgörülü olmak. Şimdi bir defa bizim yasalarımız buna izin veriyor. Biz yasalar da ne hani yapıyoruz, yaptığımız her şeyi. Bu bilici bunu kenara koyuyorum. Evet. Şimdi öğretmenimize düşen diğer yükümlülük şu. Her öğretmen onun gibi davransa ve silah çocukları silah karşıtı yapsa bu ülke kim koruyacak abi? Evet. Çocuklar onlar yetiştiriyorlar. Kim asker olacak? Kim polis olacak? Evet. Kim onun için hayatına canını ortaya koyacak? Ondan sonra öğretmenimiz çarşı karıştı. Teröristler saldırdı. Aramayacak mı 155'i? Pardon artık değişti. Polisi aramayacak mı? Evet. Gelin beni kurtarın demeyecek mi? Benim için gerekiyorsa canınızı verin. Sizin göreviniz bu demeyecek mi? Doğru söylüyorsun. Peki kim o çocuk? O polis memuru Kim 25 yaşındaki? Belki Onun onu ondan 15 sene önce silah karşıtı yapmaya çalıştığı genç çocuk öğrencisi. Dolayısıyla silah, tüm medeniyetler silahlarla kurulmuştur ve silahlarla korunur. Böyle bir e, silah güzel bir şey değildir bu arada. Yani atıcılık harici. Bak çok enteresan bir şey söylüyorum. Silah kötü bir şeydir. Silah şiddettir. Yani silah bir şiddet aracıdır. Atıcılığı kenara koyuyorum. Sportif atıcılığı. Evet. Can almak hiç güzel bir şey değil. Bir insana zarar vermek iğrenç bir şey. Ama kimse de bunu zaten keyif alarak yapan normal bir insan değildir zaten. Psikopattır. Eminim ben bizim görevdeki asker polisimiz de benim çok arkadaşım var. Sen de biliyorsun yani görevlerde Tabii olan ki. arkadaşlarım. Kimse bunu keyif almıyor bundan. Yani o, o ne güzel yaptın. ...diye keyif almıyor. Keyif olarak Reklamını yapmıyor. Reklamını da güzel. yapmıyor, övünmüyor da. Gerçekleri zaten konuşmaz. Gerçekler, evet. Konuşuyorsa gerçek %90 gerçek değildir. Bravo. Gerçekleri konuşmaz. Benim çok yakın arkadaşlarım oldukları bile... ...benim babam bana anlatmaz doğru düzgün. Evet. Kıbrıs gazisi. Dolayısıyla yani... bu ...öğretmenimizin bunu anlaması lazım. Birileri bu fedakarlığı yapacak. Birileri... ...canını vermeye göze alacak. Gerekirse can almayı vatanı için göze alacak. Ve bu birileri silah kullanmak zorunda olacak... Bir F-16 pilotu olacak yarın. Tabii. Bir tane attığı füzeyle belki kaç kişi canını alacak. Ama vatan için yapacak bunu. Onu korumak için yapacak. Dolayısıyla o bu yaştan çocukları gazlarsa Tabii. negatif yönde etkilerse kim olacak abi bu ülkede asker? Kim olacak polis? Türkiye'de tahminim 1.2 milyon civarı kolluk kuvveti olması lazım. Yanlışsam düzeltir arkadaşlar. 1 milyon üzerinde. 600 bin jandarma ve sıralı evet. silahlı kuvvetler. 600 bin de polis emniyet olması lazım bekçilerle evet. beraber. 1.2 milyon insandan bahsediyoruz. Bu insanların yani. aileleriyle beraber Yaklaşık dört buçuk milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Tabii. Güvenlik arkadaşlarımızı saymıyorum. Bir de güvenlikler var. Tabii. Kendini riske eden. Yani şimdi o yüzden öğretmenimizin bunu düşünmesi lazım. Yani hayat o kadar Polyana dünyası değil, Çok basit. Ben istemiyorum. E ben de istemiyorum. Şu anda böyle bir sihirli değnek olsun. Sokakta kimsenin cebinde bıçak, tabanca, Siyah. tüfek olamayacağını bana böyle yapsınlar. Ve bir sihirli bir elle Ben de dünyada bırakayım. hepsini yok etsinler. Hepsini ama dünyada yok edecekler. Ya düşmanların elinde olmayacak. Tabii. Sadece Türkiye'ci değil, o da bir, o da bir kek olur. O zaman ben bir anda avantajlı olabilirim. Sen o zaman çok Sen o zaman çok Yani şunu söylemek istiyorum. Hayat keşke bu kadar basit ve keşke bu kadar e, duygusal olsa ve bu kadar romantik olsa. Hayat bu kadar romantik değil. Hiçbir yere bu kadar romantik Kesinlikle. değil. Yani dünyanın birçok coğrafyasında yaşayan insanlara sorsan keşke dış güç, yabancı güç ülkesine gelen, işgale gelen keşke eee o 1915'te Çanakkale'ye dayanmasalardı. Tabii. Keşke biz istiklal harbini yapmak zorunda kalmasaydık. Ama yaptık abi. Benim sülalemden anne tarafımdan 68 kişi gidiyor. 18 kişi dönüyor. Şehit oluyor 50 kişi. Benim dedem işte orada ya gazi oluyor. Evet. Doğu cephesine yollanıyor ondan sonra. Yani bu adamlar bunu çok istiyor? Bunlar gerçekler yani. Bunları. Hayatın gerçekleri bunlar. Hayatın abi. ve Türkiye'nin de gerçekleri. Ee, şey gibi deprem gibi yani. Evet. Deprem olmasın. Ya olmasın deyince olmuyor arkadaş. Önlem alacağız o yüzden işte. Yani Kesinlikle. kötü insanlar olmasın. Öyle olmuyor. Oluyor kötü insanlar. Ona göre kendimizi hazırlayacağız. hazırlayacağız. Hayatın da gerçeklerini çocuklara göstermezsek eğer kötü insanlarla karşılaştığı anda ne yapacaklarını bilemezler. Yani, yani şey gibi abi. Bubble şey... Boy diye bir film vardı. Ben bilmiyorum hatırlıyor musun? Bir yuvarlağın içinde büyüyor çocuk. O zaman da hayatın gerçeklerine karşı karşıya kalmayınca odadan çıkamıyor falan. Odan çıkamaz. O yüzden e, müthiş özetledin. Ee, ben tabii bu konudaki duygularımı o müdüre anlatırken müdür benden etkilendi ama yani ben bir birim vurdum sen şimdi yüz birim vurdun. Evet yani çok da güzel. Hele, hele öğretmenlerin ayrı bir sorumluluğu var. Tabii. Çünkü neden sen bu iş çok derinlemesini yapan birisin. Ee, gerçekten kendi konularımda ben de birçok yerde dövüşü ve dövüşü anlatırken e, birilerini temsil ettiğimi ve o kültürü e, temsil ettiğimi düşünerek konuşuyorum. Sen de aynı şekilde bu kültürü çok iyi temsil ediyorsun. Yani etmeye çok iyi çalışıyorum. Iyi Çünkü maalesef yani insanların haklı olduğu çok kötü bir taraf da var. Karanlık bir Tabii taraf ki. da var. Yani sırf karanlık taraf benim kötü niyetle silah kullananlardan onlardan karanlık taraf olarak geçiyor da. Kötüyü çok şey yapabilirsin ama. Tabii. Yani arabayı da kötü niyetle kullan. Al işte yeah. e, Amerika'da dün Teksas'ta arabayla daldı. 7 yani. kişiyi öldürdü herif. Yani <laughs> silah dediğin şey illa tabanca değildir. Tabanca bir araçtır. İnsan yani İnsandır silah. Evet. taşla adamın kafasına vurur. Yine zarar verir bıçakla da zarar verir, evet. arabayla da verir. Allah'ım gitti, uçağa daha vurdu intihar ederken Avusturya'da mı, İsviçre'de mi? Evet. Bütün intihar etti bütün yolcularda gitti Dolayısıyla silahlar değişebilir. Yani e, ama bizim tehlike algımızın doğru oturması gerekiyor ve onun yanında e, biz tehlikeye karşı savunma önlemi alanların e, bizim gibi bu işi kullanarak saçmalayan Evet. Bu yolda başkasına zarar verenlere de doğru örnek olmaya çalışmamız gerekiyor. Bundan kastım şu. E, misal düğünlerde havaya ateş etme. Şimdi bir insana çıkıp silah karşıyım. <laughs> o öğretmen silahları havaya ateş etmeyin derse kimse dinlemez abi onu. Zaten o silah karşıtı. Tabii. Ama silahı seven. iyi bilen. Evet iyi bilen birileri gerçekten de bu arada çok tehlikeli bir şey havaya, havaya ateş etmek. Tabii ki. İşte insanlar ölüyorlar düşen mermi. Çünkü o mermi havada durup kalmıyor. Buharlaşmıyor da gökyüzünden serbest düşüşe geçiyor. Bunu anlattığı zaman, onunla aynı dünyadan bir insan, ben eminim daha dinliyor, daha çok dinliyor. Evet. O yüzden tam tersine bilinçli, yani madem bu silahlar var, silahları yok edemiyorsun abi. Silahlar Aynen. toplumda var. Ha, o zaman bilinçli eğitimli. Hele bir de, hele bir de bizim Irak-Suriye sınırımız falan var. Bırak silah, insanı kontrol edemiyoruz. Girip giden, ya, maalesef yani girip çıkanı zorlanıyoruz kontrol etmekte. <laughs> Dolayısıyla silahlar girip çıkıyor. Bu, de, bu durumda demek ki bilinçli, sorumlu, Aklı başında bunları kullanmayı öğretmemiz gerekiyor çocuklara ve topluma. Ki zarar vermesin. Nasıl arabalar için ehliyet sistemi var? Arabalar var çünkü sokakta. Evet. Aynı şekilde silahlar da var. O zaman da ehliyeti olması gerekiyor. Regüle olsun. Düzenli toplumun topluma zarar vermeyecek şekilde kullanılsın. Şu anda bu videoyu izleyen insanlar herhalde bir anda silah sitelerine giriyor. <laughs> yok sanmıyorum abi o konuda bazı arkadaşlar Sen, çok katılar yani. Baya baya. katılar. E, yok çok konuda. güzel izah ediyorsun ama seni buraya davet ederken ee, gerçekten bu işin kültürünü, kendi hayatındaki yerini çok iyi anlatabileceğine çok emindim. Hiç hazırlanmadım, hiç soru... Ben de hazır, e, şu anda hazırlanmadık bu arada hakikaten. Biliyorum, yazmadım çünkü biz normalde sana çok güzel sohbetler evet, ediyoruz. ediyoruz. O yüzden bugün burada bu konuyla ilgili ve kendinle ilgili verdiğin şeyler bence e, çok iyi örnekler, çok iyi dersler. Hem silahla ilgili hem self defense ilgili konuştuk. E, buradan çıkacak çok dersler var. Evet. Çok da keyifli bir sohbet oldu. E, Bilmiyorum son söylemek istediklerim var mı ama ben sözü sana bırakmadan önce şey katıldığın tamamlayamadım. için. Ona bir gireyim. Çok teşekkür ha, ediyorum. Ben sana bir S defa şu peçemi vereyim. Ya. vereyim. Şu bunu taktık. Bu var. arada kaç tane seri yaptık. İlk defa hediye tamam. alıyoruz. Bunu bir kültür haline geçtik. Bırak Zeynep. tişört Bundan sonra genel herkes bir şey mi getirse? <laughs> o da bak. O Çok Hun Akademi peçim. Evet. E, son bu işin geldiği yer Hun Akademi oldu. Evet. İşte bu bahsettiğin konu yani insanlara bunu öğretebilme, doğru öğretebilme, e, gelişimi sağlayabilme anlamında e, SAT SAT komandoları kardeşlerim var. Biri SAT'ın eğitim öğretim komutanıydı, yeni emekli oldu da. Evet. Sen tanıyorsun zaten Tabii i̇sim vermeyelim şimdi. E, gerçi artık yani isim yine de vermeyelim. Ben fark nesen vermiyorum. Evet. Eski e, sat da demiyorum. Sonra diyorlar ki satın eskisi olmaz. Hep sat diyorlar. Hep bir sat bir zaman. Onlar hep sat. <laughs> Onlar hep ee, sat. yine Selam sat, olsun buradan yine, bütün yine satlara, sat hocamız, satlara. Yine kardeşliğimiz var. o saatlerden oluşan bir ekip. Onlarla Hun Akademi başladı. Süper. İşte insan, bana insanlar çok soruyordu hocam eğitim veriyor musunuz? Eğitim veriyor musunuz diye. Ben bireysel eğitim vermiyorum. Biliyorsun sen de. Evet. Öyle bir misyonum da yok. Ama yani, ben her zaman gelip öyle... alabiliyorum. Sen, o, sen, sen arkadaş kontenjanından gidiyorsun. Eşe dostlar. Benim de öyle, öyle sen, bir misyonum sen, var. <Eşe> <benim arkadaş gülüyor> Evet yani benim için o, o konu çünkü ticari bir tarafı, ticari bir şey değil benim evet. için. Ee, ama şimdi Hun Akademi'de tabii ki çok sorunum var. Yani daha dün yine iki arkadaşım çevirdi sordu. Abi Bana diyorum, bile soruyorlar seninle ilgili. Evet abi ilgili. diyorum ben zaten yani vermek istesem böyle vaktim yok. Ama e, çok iyi bir ekip. Ben de kurslara katılabilince katılıyorum onlara da eşlik ediyorum eğitmen olarak. E, bu konuyu merak eden arkadaşlar için Hun Akademi artık böyle bir hizmet veriyor. Web sayfamız, sosyal medyamız var mı? Bizim standartlarımızda. Hun Akademi Instagram hesabı, hesabı tamam. var, evet, web sayfası falan yapılıyor, zamanla o da olacak işte. Süper. Yani bu daha çok e, sivillere bireysel savunma, atışçılık üzerine, e, onu da genelde şeyleri yapılıyor, e, güvenlik kontrolleri, kurs alacak kişilerin, e, yarın öbür gün bakalım kurumlarla İnşallah. ilgili çalışma olur mu falan. çok mutlu oldum çünkü bana bile, seninle arkadaş olduğumu bilen birçok kişi e, bu soruyu soruyor, ya tanıştırır mısın, biz de eğitim alır mıyız diye çünkü video izliyorlar. Sonra... Ben de elimden gelince yönlendirmeye çalışıyorum. Çok da mutlu oluyorum çünkü onlar da sonra çok mutlu oluyorlar. Ya çok mutluyum, çok iyi öğreniyorum falan diye. E, o yüzden çok iyi yapmışım. E, yani bu kadar teorik bilgiden sonra pratik bilgileri de... ...bir noktada, evet. bir yerde açmanız ve öğretmeniz gerekiyordu. E, son şunu da söyleyeyim, öyle bitirelim istersen. E, ben de biliyorsun canikle çalışıyorum, mekanikle. Evet. Abi bu iş zaten bizim e, ülkemizde... Öyle bir yer ediyor ki yani Karadeniz'de insanlar evlerinde kendi silahını yapıyorlarmış. Yapıyorlar zaten ya. Şu, hala yapıyorlar. yıllardır hep yapıyorlar. Canik yapıyordu. şu anda Florida'ya fabrika açıyor. Dünyadaki... Ben de Canik kullanıyorum diyorsun. E, biliyorum. Hatta yani ilk yeni nesli kullananlardanım ben. Birisi. O zaman almıştım direkt. İlk 3 pistolden bir tanesi oldu. Öyle çok Hakikaten iyi. Hakikaten bununla gurur duyduğum için yani bunu bir reklam açtı falan söylemiyorum. Zaten... Bende Glock var. Evet. İki tane Glock var. Bir tane Zigzar P320 var ki Zigzar Akademi eğitmeniyim. Evet. Master eğitmeniyim. E, ana tabancam ama Canik. Evet, zaten bu üçü ilk dünyada en evet, çok satan silahlar. Ee, şimdi de İngiltere fabrikatlar ve gittikçe büyütüyorlar. Türkiye'den de böyle bir markanın çıkması, büyümesi bir Türk ee, markası e, ne olduğundan bağımsız. Evet, Konusunda iyiyse abi, vatanseverlik, milliyetçilik öyle atıp tutmak, sırf bayrak asmak değil. Aynen. O yapılmalı zaten de. Onun dışında Ama masa masada bitmiyor o vatanseverlik. Vatanseverlik vatan için en iyisini üretmek, çalışmak ama üretene de destek olmak. Yani eğer bir Türk markası varsa ve Türk markası yabancılarla denkse, evet. denk bile olmasa, yakınsa bile biraz altta da olabilir. Ben Türk markasını tercih ederim. Ben de. Oradan yürürüm. Onu desteklerim. Çünkü o, saat, o zaman o yükselecek. Tabii. Yani çok şükür hiçbir zaman öyle bir yabancı marka özentiliğim zaten olmadı. Tabii. Dediğim gibi Canik ilk daha 2015 mi 2014'tü galiba 2015 miydi? O ilk yeni nesilleri çıkardığında e, bu tp9 serisinin bakmıştım çok güzel tabancı bu demiştim o zaman almıştım onu evet. o günden beri de tp9 serisi kullanıyorum. Seni görünce canım atış yapmaya gitmek istedi inşallah. Şu anda seni... benim de istedi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> birbirimizi görünce şöyle datla bir, şey, şey bir canı <laughs> canım kırık. Çok silah konuştuk canım silah yapma canım. Gerçekten e, çok şanslıyım yani seninle evet, arkadaşım olduğu için ol en kısa zamanda inşallah seni sıkıştıracağım ama her zaman alanda değil yani bu masada da senin çok değerli fikirlerin onun ben biliyordum. Sağ ee, izleyiciler seni hep atış yaparken izliyorlar ama Sağ. E, buraya çok büyük değer kattın. Süper bir sohbetti. Ee, ayrıca podcast'ime hediye getirme kültürünü başlattığın için çok teşekkür ederim. Güzel bak. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklarına sağlık. Sağ ol bar. Sağ ol artık, teşekkürler.